Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Futbol 2024 mobilde bugün gelen Nation Teams Playoff League oyuncularının maksimum seviyeleri ve özellikleri belli oldu arkadaşlar. Biliyorsunuz lige ara verilmişti. Hem Avrupa Şampiyonası grup eleme maçları hem de Dünya Kupası yine eleme maçları falan var. Buralardan en iyi performans sergileyen oyunculara getirilmiş. Biz de Kelo Navas'tan başlayarak oyuncularımızın maksimum seviyelerine bakalım bir. Kelo Navas'a baktığımız zaman arkadaşlar 96 seviye oluyor. Baktığımız zaman o refleksleri ve farkındalığı iyi. Bu zaman her ne kadar kötü olsa da yakalama savuşturması da bayağı güzel. 1.85 boyundaymış. Özellikleri bayağı iyi duruyor. Bakalım. Form durumu 2. Güzel. Neymar'a bakalım arkadaşlar. Neymar 98 oluyor. Baktığımız zaman ofansif farkındalığı biraz kötü. Hızlı biraz kötü. Hızlanma iyiymiş. Zaten Neymar herkeste vardır diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım formu kaç? Formu 1. Bizi forvete 99'muş gibi oynuyormuş. Neymar Junior. Sağ bek kayba blokuna bakalım. 97'ye kadar yükseliyor. Baktığımız zaman yeni orta yokmuş. Savunma sırbası şey. Ben olsam kanat oynatırım. Formu da 1'miş. Hatta stoperde de oynayabiliyormuş Bolgur. Hızlı ve dayanıklı ön planda. Savunması biraz daha iyi olabilirmiş. Hojbeck'e bakalım. 96'ya kadar yükseliyor. Şut gücü, dayanıklılığı ve pasları ön planda olan bir oyuncu. Onun haricinde agresifliği yine 92. Form 2'ymiş. Oyuncu becerileri de bu şekilde arkadaşlar. Hojbeck'in göbekte de oynayabiliyormuş aynı şekilde. Petković Hırvatistan maçında 2 tane gol atmıştı. Bir tanesi de frikikten atmıştı. Çok güzel bir goldü. Evet, öyle yaprak vuruşu da varmış zaten. Attığı gol aynı öyle yaprak vuruşu gibi. Dönerek keskin bir vuruşla ağlara girmişti. Mükemmel bir gol atmıştı gerçekten. Ofans farkındalığı, bitiriciliği, kafa vuruşu falan gayet güzel. Şut gücü 88. İş yapabilir bu oyuncu arkadaşlar. Trabzon'un da gündemindeydi. Hutegas eski Beşiktaşlı. O da iki maçtır gollerini atıyor Hollanda'nın milli takımıyla. Birer birer gol atmıştı. Uzun boylu bir oyuncu arkadaşlar. Beşiktaş'ta da biliyoruz zaten. Hava hakimiyeti iyi bir oyuncuydu. Ağır bir oyuncuydu ama kafa vuruşları falan bayağı etkiliydi yani. Orta kafalarda iş yapar. Zaten görüyorsun ofans farkında 91, bitirecek 89, kafa vuruşu 90. Yani orta kafalarda dediğim gibi kesinlikle iş yapar ama formu 1'miş, süper yedekmiş. Yani sonradan gidiği zaman iş yapar. Rodon'a bakalım. 94'e kadar yükseliyor. Fiziksel temas ön planda. Tanımlarınız çok fazla da bakmaya gerek yok açıkçası. Romero'ya bakalım. 96'ya kadar yükseliyor. Arjantinli stoper. Yok ezici kartı gelmiş. Defansif katılma diğer özellikleri bayağı güzel. Sıçrama 88, fiziksel temas 87. 1.85 boyu var. 25 yaşındaymış. Romero'da. Zinchenko milli takımda defans fırtası olarak oynamıştı. O kartı gelmiş. Defans fırtası şeyi. 97'ye kadar yükseliyor. Top kontrolü iyi, sürmesi falan. Pasları güzel. Form 2'ymiş. Sol kanatta 100. Göbekte 100 gibi oynuyormuş. Vay. Yeni orta var mı? Var. Ben olsam kanatta oynatırım. Çünkü pasları da iyi. Ben olsam yani bulursam her kesinlikle kanatta oynatırım. Sol kanatta. Bayağı güzel. Federico Valverde 98'e kadar yükseliyor. Valverde'ye zaten tartışmaya gerek yok. Kanatta da oynayabiliyor diyebilirim. Evet, sağ açık açıkmış. Ofansif orta sağ açık değil ama sağ açık. Aktif halde açık halde. Form 2'ymiş. Yeni orta var mı? Yok. O yüzden göbekte oynatmayı tercih ettim. Keşke ofansif orta sağ daha açık olsaymış. Formu da 2'ymiş. Sonuncu da Tchouameni. Tchouameni de 97'ye kadar yükseliyor. Şöyle bir 90'ları görmek isterdik yani de. Pasları iyi. Alçaktan pas, yüksekten pas. Formu 2'ymiş. Defans fırtası 97, göbekte 96 gibi oynuyormuş. Evet arkadaşlar, oyuncuların maksimum seviyeleri bunlar. Sizler buradan top açılımı yaptınız mı? Yaptınızsanız kimleri buldunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.